Evet, bu gençlikte iş var. Elbette bu gençlikte iş var. Jack Dorsey, Twitter'ın kurucusu, en genç milyarderler arasına girdi. Sıralamaya devam edelim. Facebook'un kurucusu yine Mark Zuckerberg. Liste çok uzun aslında, dünyaya gittiğimizde genç milyarderler listesi. Aynı zamanda genç girişimciler listesi oldukça kalabalık. Türkiye'de de hatırlayalım, Insider, ki çoğu kez televizyon yayınlarında da kendilerini ağırladık. Aslında bu genç girişimcilerden sadece bir tanesi. Unicorn olmaya aday o kadar çok genç girişimci var ki, o yüzden bu paneli ve TÜSİAD'da dijital dönüşüm panelinin son aslında kapanışını bu gençlikte iş var diyerek yapacağız. Moderatörümüz İzel Levi Coşkun olacak. TÜSİAD Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı ve Mazars Denge CEO'su. Hemen kendisine sözü bırakıyoruz panelistlerle beraber son panelimiz için. Evet, merhabalar. Aramızdaki aslında bilmiyorum, herkes şu anda ekranda mı? Evet. Aramızdaki bağların dijitalleşerek dönüştüğü, belki de yeniden tanımlandığı bir dönemden geçiyoruz. Ekonominin büyüme ve rekabet gibi olguların yakın gelecekte bu dönüşümle birlikte yeniden tanımlandığına aslında tanık olacağız diye düşünüyorum. Tabii süreç içinde bütün dünyadaki canlıları etkileyen iklim krizi başta olmak üzere sürdürülebilir kalkınma amaçlarında belirtilen eşitsizliklerin azaltılması, nitelikli eğitim, açlığa son, barış ve adalet gibi konuların insanlık olarak üstesinden gelebilecek miyiz, inanın bilmiyorum. Ancak şunu çok iyi biliyorum ki, eğer dijital dönüşümü toplumu ve çevreyi kapsayacak bütünsel, entegre bir bakış açısıyla yönlendirebildiğimiz takdirde birçok sorunun çözülmesini de sağlayabiliriz. Bu dönüşüm ortamında şimdiye kadar 20 bine yakın girişimcinin başvurduğu TÜSİAD Bu Gençlik'te biz gençlere inanıyoruz diyoruz. Ve farklı dönemlerde aramıza katılmış olan, birebir tanıdığım ve gurur duyduğum bugün mezunlarımızla birlikte olacağız. Bugün mezunlarımız arasından Müge Bezgin, Zafer Elçik, Berkay Kani ve Selin Küçük bizimle birlikte olacaklar. Evet. Süper, çok teşekkür ediyorum. Evet, hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Harika bir panelimiz olacak birazdan. Ben ilk sorumla size başlamak istiyorum. Şimdi dijital dönüşümden bahsediyoruz. Bu dijital dönüşümü kullanarak kısaca nasıl bir iş yaptığınızı, nasıl bir fayda yarattığınızı biraz kendinizi de tanıtarak kısaca anlatabilir misiniz lütfen? Müge, lütfen seninle başlayalım. Startup'ın kurucu ortağı olarak. Evet Müge, evet. Söz senin. Çok teşekkür ederim İzel Bey. Ben Müge Bezgin, Startup HR'ın kurucu ortağıyım. Aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi mezunuyum ve TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var 2018 katılımcısıyım. Biz aslında hepimiz, evet, ortak özelliğimiz TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var mezunu olmamız, ama bunun yanında hepimiz girişimlerimizle dijital dönüşümün de bir parçasıyız aslında. Biz de Startup HR olarak startupların kendilerine ekip arkadaşı bulmalarını, sonrasında da yatırımcılar ve kuluçka merkezlerine başvurmalarını sağlayan bir dijital platformuz aslında. Var olan girişimcilik ekosistemini tamamen dijitale yönlendiriyoruz ve dijital bir hale getiriyoruz. Girişimcilik ekosisteminin tüm oyuncuları, startuplar, startup kurucuları, mentorlar, yatırımcılar, startuplara dahil olmak isteyen kişiler, VC'ler, kuluçka merkezleri ve startuplarla işbirliği yapan tüm kurum ve kuruluşlar sistem üzerinde yer alıyorlar. Yani biz var olan girişimcilik ekosistemini tamamen dijital tarafta oluşturmuş oluyoruz. Ve bu şekilde de aramızdaki bağları kuruyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. İkinci söz için Zafer'i alalım aramıza. Evet Zafer, merhaba. Sen de Otsimo'nun kurucu ortağı olarak aramızdasın. Lütfen kendinden ve girişiminden bahsedebilir misin? Tabii ki. Merhaba, ben Hasan Zafer Elcik. Otsimo'nun kurucu ortaklarından biriyim. Otsimo'da özel eğitime ihtiyaç duyan her çocuk için daha ulaşılabilir eğitim ve terapi çözümleri geliştiriyoruz. Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı ve Turkcell'de, yurt dışında da
300 binden fazla çocuğa kendi uygulamalarımızla eğitim, terapi çözümleri ulaştırıyoruz. Ve bu sayede otizmli, Down sendromlu, öğrenme bozukluğu olan çocuklar gibi özel çocukları erken aşamada hayata hazırlayarak onları topluma kazandırmayı amaçlıyoruz aslında. Ankara'dan bağlanıyorum ben de ODTÜ'nün içinden. Peki Zafer, çok çok teşekkür ediyorum. Apply Out'tan Berkay Kani, seni dinleyelim lütfen. Tabii. Öncelikle İzel Bey, size ve izleyen herkese selamlar. Ben ePlay Out ekibi kurucu ortaklarından Berkay. Kısaca kendimden, sonra da ePlay Out'tan bahsedeyim. Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde son sınıf öğrencisiyim. Kurucu ortak ekip arkadaşlarım Mehmet Ali ve Ramazan'la birlikte bir yıl aşkın süredir ePlay Out için çalışıyoruz. Mehmet Ali işletmede ve Ramazan da bilgisayar mühendisliğinde, Boğaziçi'nde son sınıftalar. Belki de buradaki en genç ve yeni ekip olabiliriz. Çünkü bu gençlikte işvarın 2020 katılımcıları ve aynı zamanda kazananlarıyız. Biz aslında ekip olarak dünyanın dijitalleşmesiyle birlikte doğan ve elbette bizim de içine doğduğumuz bir sektöre yöneldik. E-spor ve oyun sektörü bildiğiniz gibi son yılların yükselen ve gelecek vadeden sektörü. Biz az önce bahsettiğim gibi içine doğduğumuz e-sporda sektörün büyümesini izlerken aynı zamanda sektörde oluşan problemleri ve fırsatları da ilk elden gözlemleme fırsatımız oldu. Oyun sektörü hızlı bir şekilde sporlaşmaya başladı. Profesyonel ligler ve takımlar kuruldu. Fakat maalesef aynı hızda uluslararası seviyede oynayabilen e-sporcular yetiştiremedik. Biz de ePlay Out olarak yüksek seviyeli oyuncuların yeteneklerini ve tecrübelerini diğer oyunculara aktarabileceği bir online platform geliştirdik. ePlayout.com sitesine abone olan kullanıcılarımız yüksek seviyeli eğitmenlerimizle birlikte şu anda hazırladığımız eğitim içeriklerini izleyip bir oyuna sıfırdan nasıl başlayacaklarını öğrenebilir, kendilerini geliştirebilir ve eğitmenlerimizden birebir eğitim alarak canlı eğitim alabilirler. Şu an platformumuzda 15'e yakın eğitmen, 100'den fazla eğitim içeriğimiz de mevcut. Profesyonel eğitim içeriklerimizde TÜSİAD'ın değerli isimlerinden sizin de tanıdığınız Sayın Lale Ergin aracılığıyla bize sponsor olan SAE Sports'u da çekiyoruz. E-spor'da edindiğimiz bu bilgi birikim ve deneyim sayesinde son kullanıcıya hizmet verdiğimiz ePlay Out yanında kurumsal firmalara e-spor organizasyonları ve turnuvaları yaptığımız CorePlace markasını da bünyemize kattık. Bildiğiniz üzere pandemi öncesi dijitalleşme önemli olmasına rağmen pandemi sonrası dijitalleşme bir zorunluluk oldu. Çalışan kesim evlerinden çıkamadıkları için kendilerine herhangi bir sosyalleşme alanı bulamaz oldular. Biz CorePlace ile herkesin evlerinden ve kendi cihazlarından kolaylıkla bağlanıp tatlı bir rekabet etrafında sosyalleşebilecekleri bir ortam oluşturarak kurumsalların dijital adaptasyonuna yardımcı oluyoruz. Buna ek olarak bazen kurumsal firmalar bizimle ortak içerik oluşturmak isteyebiliyorlar. Bu firmalarla da bazen kurum çalışanlarına, bazen halka açık olacak şekilde e-spor içerikleri hazırlayabiliyoruz. Yani ePlay Out ekibi olarak kurumların eğlence dikeyinde dijital dünya ile olan etkileşimini arttıracak çalışmalar yapıyoruz diyebilirim. Berkay, çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi sözü Selin'e vereyim. Selin, sen de İzmir'den bağlanıyorsun galiba, doğru mu? Evet, doğru İzel Bey. Teşekkür ediyorum. Sesim geliyor mu şu an? Evet. Evet, tamam. Ben izninizle sorunuza yanıt vermeden önce konferans bağlamında kısaca bir şeye değinmek istiyorum. Dijital dönüşüme dolanım ve gömülü yazılım geliştirerek katkı sağlayan bizim gibi startuplar var. Bizim bir problemimize odaklanmak istedim burada. Sayın Bakanımız programın başında Türkiye'nin dijital teknolojileri ithal eden değil, geliştiren bir ülke olma hedefinden bahsetmişti. Ben de naçizane ülkemize uzun vadede fayda sağlayacak, katma değeri yüksek ve inovatif projeler geliştiren startupların daha fazla desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Belki bürokratik süreçlerin biraz daha kolaylaştırılması ve desteklerin fazlalaştırılması girişimcilere bir miktar konfor ve özgürlük alanı sağlayabilir. Bu esneklik payı da ARGE sürecinde ortaya çıkan gerekli harcamaların yapılabilmesi için oldukça önemlidir diye düşünüyorum. Benzer şekilde ürünlerin ticarileşmesi ve uluslararasılaştırılabilmesi, şirketlerin büyümesi bağlamında da öz kaynakları yeterli olmayan startuplara yönelik desteklerin arttırılmasının kritik olduğunu düşünüyorum. Şimdi sorunuza yanıt olacak şekilde kısaca kendimden, şirketimden ve yaptığımız işlerden bahsetmek isterim. Ben Selin Küçük, İTÜ Mimarlık Bölümü mezunuyum.
İzmir'de faaliyeti gösteren, sizin de söylediğiniz gibi Fieldtech Mühendislik isimli şirketin kurucusuyum. Biz Fieldtech olarak arkeoloji, madencilik, inşaat gibi arazi sektörlerine yönelik çözümler geliştiriyoruz. Bu sektörlerde verimliliği arttırmaya hedeflenip aslında veri transferini olabildiğince minimuma düşürüp veri kaybının önüne geçmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda da maliyet etkin, hızlı bir takım yani avantajlar geliştirmiş oluyoruz. Benim ilk iş fikrim olan ErgoField da bu çözümlerden birisi ve kendi yaşadığım problemlerden yola çıkarak geliştirdiğim bir fikirdi. Hikayesi şöyle, ben lisans 3. sınıftayken arkeolojik alanlarda çalışmaya başladım. Büyük bir şans diyebilirim ki ilk çalıştığım alan Hattuşa'ydı. Alman Arkeoloji Enstitüsü bünyesinde kış dönemlerinde yarı zamanlı, yaz dönemlerinde birebir sahada bulunarak mimari belgeleme çalışmalarını yürütüyordum. Bu süreçte şunu gözlemledim. Almanlar bir asırdır belgeleme için aynı sistemi kullanıyorlardı. Bundan da bir rahatsızlık duymuyorlardı. Ama bu işe inanılmaz derecede kaynak ayırıyorlardı. Yani kaynaktan kastım iş gücü, para, zaman. Neyse ben 3 yıl burada çalıştıktan sonra bir Türk kazısına gittim. Orası da Hattuşa gibi sistemli büyük bir kazıydı. Ve aynı geleneksel sistemler orada da kullanılıyordu. Gelin görün ki ne para, ne iş gücü, ne de zaman bakımından yeterli kaynak yoktu. Ne oldu? Bu koşullar beni bir buluş yapmaya itti aslında. O elimizdeki kısıtlı kaynaklarla işi düzgün bir şekilde yapamıyorduk. Dolayısıyla işi hızlandıracak, düşük bütçeyle yapabilecek bir sistem geliştirmem gerekiyordu. Onun için birkaç deneme yaptım arazide. Önce dijital bir platformda çalışsam bu olur mu deyip sahaya bir tablet götürmüştüm. İlk denememi PEDASA'da yaptım. Hatta PEDASA kazı başkanı Adnan Diler yanıma gelip nasıl yani sen şimdi milimetrik kağıt yerine AutoCAD mi kullanıyorsun diye bir soru sormuştu. Ama tek başına tabletin de yeterli olmadığını gördüm. Çünkü tabletin ekran parlaklığı çizim yapmak için yeterli değildi. Onu elimde tutarken ergonomik değildi gibi bir takım problemler vardı. Ya da arazi ölçüm cihazlarından anlık olarak veriyi alamıyordum. O yüzden bir ARGE süreci olarak yazılımsal, donanımsal ve endüstriyel tasarım boyutuyla birlikte konuyu ele aldım. İlk biz kuluçka merkezlerinde geliştirmeye başladık projemizi 2017'de ve TÜSİAD bu gençlikte iş varlığı yolumuzda burada kesişti. Yarı finale kadar kaldık. Sonraki süreçte teknolojinin sermayesiyle Fieldtech Mühendisliği şirketimi kurdum 2018'de. 2019'da sahada geliştirdiğimiz demo ile ilk hizmet satışımızı yaptık. 2020'de de 200 hektar büyüklüğündeki Mokisos antik kentinin belgeleme çalışmalarını yürüttük. Ve yapmış olduğumuz çalışmalardan edindiğimiz sonuç gösteriyor ki bugün biz müşterinin işini %50 maliyetle %90 zaman kazandırarak, iş gücünü %40'a düşürerek ve hata payını sıfıra yaklaştırarak çözebiliyoruz. Dolayısıyla geliştirdiğimiz çözüm tam olarak bir dijital dönüşüm projesi ve hedeflediğimiz verimliliğe de ulaşan bir proje olmuş oldu. Her ne kadar çıkış noktamız arkeolojik alanlar olsa da ileriye dönük inşaat, madencilik, belki uzay havacılık gibi farklı sektörlerde de kullanılabilecek bir proje haline gelmiş oldu projemiz. Ve geçen sene Türkiye'de Teknofest'te en iyi ulusal buluş ödülü aldık ErgoField'la. İngiltere'de de birincilik ödülü aldık. Teşekkür ederim. Evet, çok çok teşekkürler Selin. Şimdi buradan ikinci bölüme geçmek istiyorum. Müge, sana döneceğim. Şimdi ilk açılışta da söylediğim gibi dijitalleşmeyi doğru kullanabilmek çok önemli. Kapsayıcı bir şekilde toplumu ve çevreyi de dikkate alarak dijitalleşmeyi şekillendirmek hepimizin geleceği için çok en doğru aslında olabilecek şey. Bu noktada sürdürülebilir kalkınma amaçlarını düşündüğümüzde sizin yaptığınız projeyle nerelere dokunduğunuzu, nerelere fayda yarattığınızı
Bu vesileyle işletmelerle de işbirliği konusunda neler yaptığınızı kısaca bize bir anlatabilir misin lütfen? Tabii ki. Bizler aslında az önce de söylediğim gibi girişimleri besleyen bir yapıyız. Birçok kurumla da dediğiniz gibi işbirliklerimiz de oluyor. Ama bunun yanında aslında birçok kurumla startup'ın işbirliğine de aracı oluyoruz. Burada gördüğümüz çok hevesli kurum tarafı. Ama tabii ki yaşadığımız bir takım sorunlar da var. Yaşadığımız sorunlar kuruma ulaşamama ya da işte ilk toplantıyı ayarlayamama ya da işbirliği için ilk adımı atamama gibi bir problem değil. Hatta dediğim gibi çok hevesli geliyor kurum tarafı. Çünkü sonuçta baktığımızda startuplar teknolojik çözüm üreten oluşumlar. Dijital dönüşüm noktasında da kurumlar çok fazla istekli oluyorlar. İlk adımı güzel bir şekilde atıyoruz ama asıl yaşadığımız olay üst yönetim tarafında oluyor. Maalesef üst yönetimden bazen cevaplar, gerekli izinler çok sonra gelebiliyor. Bazen hiç gelemiyor. Bu noktada da bir takım problemler yaşıyoruz. Umarım her iki tarafta bundan sonra daha dinamik olur ve daha hızlı bir sonuca varabiliriz dijital dönüşüm noktasında da. Böylece startuplar daha faydalı da olabilir. Biz bugüne kadar birçok kişinin startuplara dahil olmasını sağladık. Türkiye'den birçok noktadan birçok üyemiz var. Özellikle Doğu'dan, Anadolu'dan öğrenciler var ve startup kavramıyla tanışıyorlar. Startup kurucularıyla çeşitli mesaj yoluyla iletişime geçiyorlar. Böylece aslında biz istihdam tarafında yani sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde insana yakışır iş ve ekonomik büyüme altında kendimizi konumlandırabiliyoruz. Aynı zamanda birçok yine Türkiye'nin farklı şehirlerinden startuplar bizim üyelerimiz. Onlar çeşitli uluslararası kuluçka merkezlerine dahil olabiliyorlar. Yine yatırımcılarla çeşitli işbirlikleri yapıp onlarla iletişime geçebiliyorlar. Böylece aslında birçok faktörden kaynaklanan eşitsizlikleri biz sistemde çözdüğümüzü düşünüyoruz. Müge çok çok teşekkür ederim. Burada şirketlere birkaç tane mesaj verdin aslında. Hakikaten işletmelerin bu dönüşüm esnasında startuplarla işbirliği içinde olmaları, birlikte inovasyonlar gerçekleştirmeleri ve startupların dinamizminden faydalanmaları çok çok kıymetli. Çok çok teşekkür ediyorum. Zafer, sana geri döneyim. Aslında senin projende de eğitimin dijitalleştirilmesi söz konusu. Tabii burada çocukların bu uygulamaya adaptasyonu bir tarafta var. Bir tarafta da ailelerin adaptasyonu var. Bu konularla ilgili neler söylemek istersin ve dijital eğitimle ilgili gelecekte neler olacak? Bunlarla ilgili fikirlerini paylaşabilirsen, tecrübelerini paylaşabilirsen çok çok memnun olurum. Tabii ki. Ya aslında Otsimo'yu kurarken ben kendi kardeşimin hikayesinden başlamıştım. Benim kardeşim otizmli ve Otsimo fikri de ondan çıktı aslında. İlk akıllı telefonumu aldığımda kardeşimin yoğun ilgisini fark ettiğimden başladı. O yüzden aslında çocukları akıllı cihazlara adapte etmek o kadar da zor değil. Zaten doğal yoldan hepimiz biliyoruzdur çevremizdeki çocukları. Hepsi tabletlerle, telefonlarla oynamak için can atıyorlar. Bizim burada farklı yaptığımız şey bunu nasıl eğitim objesi haline getirebiliriz ve bunu nasıl özel çocuklar için ulaşılabilir kılarızdı aslında. O yüzden buradaki adaptasyonu biz zaten var olan ve adapte olmuş bir kesme nasıl bunu eğitsel bir alana yani fayda getiren bir alana çevirebiliriz diye düşünerek başladık. 4 yıldır da bu alanda ekibin içinde var olan dışarıdan aldığımız uzman psikologlarla geliştirmeyi sürdürüyoruz. Ama özellikle COVID-19'un gelmesiyle beraber sizin de bildiğiniz gibi uzaktan eğitim sürecine geçildi. Sadece Türkiye'de değil, bizim 170'ten fazla ülkede kullanıcılarımız var. İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca gibi değişik dillerde de hizmet veriyoruz. Ve neredeyse her ülkede uzaktan eğitime geçildi. Tabii uzaktan eğitim zor bir süreç. Tipik gelişim gösteren çocuklar için bile zor bir süreç.
Yani bir çocuğu ekranın başında tutabilmek ve onu Zoom veya Skype gibi uygulamalar üzerinden eğitmek çok zor. Bu özel eğitime gelince iyice zorlaşıyor. Neden? Çünkü özel eğitim birebir yapılan, zaten odaklanma ve dikkat sorunları olan çocuklarla yapılıyor. Bizim burada avantajımız şu oldu diyebilirim. Biz 4 senedir geliştirdiğimiz içeriği hep oyunlaştırılmış eğitim materyalleri, hep çocukların seveceği içerikler nasıl yaparız dediğim o adaptasyon için kafa yorduğumuz için bir anda tüm dünyada Otsimo'nun kullanıcı sayısını bir sene gibi kısa bir sürede ikiye katladık. Elde ettiğimiz geliri üyelerimizden %300 arttırdık, 4'e katladık. Ve aslında yarattığımız etkiyi de o uygulama içerisinde geçirilen süreyi de 3'e katladık. Bu ne demek aslında? Verdiğimiz eğitimin çıktısını da 3'e katladık demek. Okuma yazma öğrettiğimiz çocuk sayısını 3'e katladık. Renkleri, sayıları, şekilleri öğrettiğimiz çocuk sayısını 3'e katladık. Konuşma terapisi uygulaması verdiğimiz çocukların sayısını 10'a katladık hatta bu senede. Bizim için o yüzden COVID-19 olması ve yıllardır bu adaptasyona uğraşıyor olmamız uzaktan eğitim sürecinde tercih edilebilir bir çözüm olmamızı sağladı. Ben eğitimin geleceğini ne tamamen online ne de tamamen offline görüyorum. Ben her zaman eğitimin blended, yani hem online hem de offline süren bir geleceğe doğru ilerleyeceğini düşünüyorum. O yüzden Otsimo gibi çözümler, yani bizim çözümlerimiz aslında kısa dönemde evet etkisi çok yüksek çözümler de olsa en büyük etkiyi aslında aile ve öğretmenin bu dijitalleşen dünyanın çözümlerini düzgün bir şekilde kullanıp bunu hali hazırda var olan eğitsel sürece dahil ettiğinde gördüğümüzü de çok net biliyorum ki araştırmalarda bunu gösteriyor. O yüzden evet kısa dönemli süreçte Otsimo için çok büyük bir etkisi oldu. Çok fazla çocuğun hayatına dokunabildik ve ihracat yapabildik. Burada dijital bir dönüşüm gerçekleştirdik ama ileriki süreçte bu geriye dönüşte aslında tekrar offline'a tamamen dönmeyeceğimizi, bunun aslında komplike ve karmaşık bir blended education system, eğitim sistemine dönüşeceğini düşünüyorum. O yüzden de bütün çalışmalarımızı da önümüzdeki 3-5 sene için bunun bir parçası nasıl olabiliriz? Özel eğitim öğretmenlerini veya öğretmenleri tüm dünyadan bu dijital dönüşümün parçası nasıl yapabiliriz? Onunla yoğunlaştırıyoruz. Çok çok teşekkür ederim. Evet, kesinlikle sadece kullanıcıların değil, bu eğitimi yapanların da bu blended eğitime bir şekilde alışmaları, adapte olmaları çok kritik anladığım kadarıyla. Çok çok teşekkürler Zafer. Berkay, buradan sana dönmek istiyorum. Ya acaba ben bir hata mı yapıyorum? Oyun mu demem lazım yoksa burada bir yanlışlık mı yapıyorum? E-spor mu demem lazım? Bunu ben karıştırıyorum. Öncelikle buna bir açıklık getirirsen çok çok memnun olurum. Ve bu e-oyun, e-sporun geleceği nasıl olacak? Biz acaba normal müsabakalardan vazgeçip direkt olarak bilgisayar başında mı oyuna geçeceğiz? Bunlarla ilgili fikirlerin nelerdir? Bunları bizimle paylaşabilir misin lütfen? Tabii İzel Bey. Öncelikle ilk söylediğimiz şeye bir açıklık getirmek istiyorum. Bu nedense elektronik ortamda oynanan oyunlara bir e-oyun deme gibi bir furya başladı. Öyle bir şey aslında literatürde yok. Şu anda literatürde oyun var, video oyunları var. Aynı zamanda e-spor var. Bu e-sporda aslında bu dijital oyunların müsabakalaştırılmış hallerine biz e-spor diyoruz. Yani video oyunu diyebilirsiniz doğru olacak şekilde. Oyunun geleceğine gelirsek, İzel Bey, oyun sektörü aslında şu an gelmiş geçmiş en iyi dönemini yaşıyor diyebilirim size. Çoğu sektörü olumsuz etkileyen pandemi, oyun sektörünün hiç olmadığı kadar hızlı büyümesine sebep açtı. Az önce bahsettiğim gibi pandemi insanların hareket alanlarını çok kısıtladı. Evde kalan bir kişi işte ne yapabilirim diye düşündüğünde aklına kitap okumak, film izlemek ve oyun oynamaktan başka bir şey gelmiyor. Ki büyük bir kitle de oyun oynamadığı zamanlarda oyun oynayan başka kişileri internetten izliyor. Biz de iPlayout olarak zaten bu yayınları aktif olarak izleyen kişileri hedef alıyoruz. Bütün bunların üstüne Zynga'nın Peak Games yaklaşık $2 milyar satın alımı gerçekleşti biliyorsunuz.
Hal böyle olunca oyun sektörüne şu anda çok agresif bir yönelme görüyoruz. Özellikle literatürde hyper casual olarak adlandırdığımız, otobüste, metroda giderken genellikle tek elle oynayabildiğiniz oyunlara yönelim çok yüksek durumda. Herhangi bir platformda, bu App Store veya Google Play olabilir, yılda bir tane hit alan bir mobil oyun, ortalama çaplı bir mobil oyun şirketinin bir yıllık giderini karşılayabiliyor. Hit almayı da özetlemek gerekirse, yaklaşık oyununuzun 1 milyon kişiyi tarafından indirildiğinde hit almış kabul ediliyor. Şimdi buradaki potansiyel kazanımı gören yatırımcılar, girişimciler, indie geliştiriciler oyun sektörüne nereden girsem diye bakıyor. Sıkıntı, bu kadar fazla içeriğin arasında hit alan bir oyun çıkarmak şu anki sektör şartlarında gerçekten çok zor. O yüzden aslında burada para varmış diye sektör hakimiyeti olmadan giren kişilerin biraz hüsrana uğradığını görebiliyoruz. Aslında oyun sektörünün bu kadar büyümesinde önemli bir faktör daha var. Bundan 10 sene öncesine kadar oyun sektörünün ana hedef kitlesi çok büyük oranda gençlerden oluşuyordu. Çünkü bilgisayarlar zaten bugünkü kadar gelişmiş değildi ve orta yaş dediğimiz kesim de oyun kavramına Atari'lerden veya gençliklerindeki oyun salonlarından aşinaydı. Fakat akıllı telefonların ortaya çıkması ve hızla geliştirilmesinden sonra oyun sektörünün rengi bir anda değişti. Başlıkta da diyor ya, kuralları değil kendisi değişti diye. Oyun sektörü de bir anda değişti. Teknolojiye adaptasyonun da artmasıyla sadece gençlere hitap eden oyun sektörü artık her yaştan kitleye hitap etmeye başladı. Yani oyun sektörünün bugün 200 milyar doları aşmasının en büyük sebeplerinden biri de oyun sektörüne bir anda giren ve inanılmaz büyüme gösteren mobil oyunlar diyebiliriz aslında. Yani İzel Bey, anlattığım gibi oyun sektörü çok hızlı gelişen ve geliştikçe büyümesi hızlanan bir sektör. 6-7 yıl önce mobil oyun sektörü çıktı ve 2020'de mobil oyunlardan elde edilen gelir dünya çapında 63 milyar dolar. Geçtiğimiz aylarda yeni oyun konsolları tanıtıldı, biliyorsunuz. Artık oyunları sadece oynamıyor, neredeyse yaşıyorsunuz. Yani bütün bunları sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik teknolojileri izleyecek ve aslında bir bakmışız bundan 10 sene sonra Matrix'e yakın oyun deneyimleri yaşayabildiğimiz bir dünyada yaşıyoruz ve aslında spor olarak adlandırdığımız şey tamamıyla e-spora dönmüş. Çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten özellikle benim yaşımdakiler için yepyeni bir dünya bu. Bu dünyanın içinde başarılarının devamını diliyorum Berkay. Selim, buradan sana geçmek istiyorum. İlk açılıştaki konuşmanda özellikle arkeolojik alanlardaki çalışmalarından bahsettin. Bu noktada ben de bir küçük not düşmek istiyorum. Çünkü Türkiye gerçekten arkeolojik bölgeler açısından belki de dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Fakat ayrılan bütçe ne yazık ki arkeolojik kazılara çok çok az. Aslında bir bilim merkezi haline getirilebilir. Ve burada da dijital dönüşümün yine çok büyük bir etkisi olabilir diye düşünüyorum. Selim, bu noktada senin acaba elde ettiğin tecrübeye istinaden hem şirketlerle yaptığın işbirlikleri hem de sürdürülebilir kalkınma amaçlarını yarattığın etkiyle ilgili olarak neler söylemek istersin? Teşekkür ederim İzel Bey. Öncelikle açıklamanız için de çok sağ olun. Çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Bunu vurgulamış olmanızın faydası olmuştur diye düşünüyorum. Öncelikle bizim sistemimizin neden sürdürülebilir olduğunu, geleneksel sistemlerin neden sürdürülemez olduğundan yola çıkarak anlatmak isterim. Geleneksel sistemlerde biz ne yapıyorduk? Her gün onlarca kilo ekipmanla sırtımızda araziye çıkıp milimetrik kağıtlara bu ekipmanlardan aldığımız referans verileri tek tek işleyip kafadan hesap yaparak 1/20 ölçekte tek tek bütün taşları kağıt ortamında çiziyorduk. Sonra şaka değil, tam 12 aşamada, bunu bilimsel bir konferansta poster sunumu olarak da sunmuştum. Tam 12 aşamada bu el çizimlerini ben dijitalleştiriyordum. Ama senin hepsini söyleme ama. 12 tanesini söyleme vallahi, o kadar vaktimiz yok, yok onu söyleyeyim yok, de. Yok yok, tek tek açıklamayacağım. Yani bunun ne kadar karmaşık, zaman alıcı bir süreç olduğunu vurgulamak için söyledim. Biz bu aradaki bütün aşamaları eleyip arazide ölçüm cihazından veriyi doğrudan CAD platformuna alıp dijital çizimleri sahada yapabilecek bir sistem geliştirdik.
zaten sloganımızda ofisi araziye taşıdık. Yani evet, ofiste yapılan işlemleri eleyip arazide gerçek zamanlı bir çalışma sistemi kurguladık. Az önce zaten bizim oluşturduğumuz faydadan bahsetmiştim. Ne kadar işte %50 maliyet, %40'a düşen iş gücüyle. Yani %70'in üzerinde verimlilik sağlıyoruz. Sürdürülebilirlik dediğimiz zaman burada ekonomik, ekolojik ve sosyal faydadan bahsetmek lazım. Bana göre yaptığımız işin ülkemize ve dünyaya en büyük katkısı bilimsel çalışmalara dönüşecek veriyi çok hızlı bir şekilde üretebiliyor olmamız. Çünkü normal zamanda yıllar sürecek belgeleme çalışmalarını biz çok kısa zamanda bilim insanlarının hizmetine sunmuş oluyoruz. Dolayısıyla burada kültüre ve bilime doğrudan bir katkımız söz konusu. Ekolojik katkımıza gelecek olursak, kağıt kullanımının önüne geçip tamamen dijital ortamda çalışmayı sağlamış oluyoruz. Onun dışında ofis arazi arasındaki git gelleri kaldırıp ortadan karbon ayak izini düşürmüş oluyoruz. Ve ulusal ekonomi ve küresel ekonomiye de doğrudan faydamız oluyor. Çünkü bu iş sürecindeki maliyetleri büyük ölçüde düşürmüş oluyoruz. Harcanan enerjiyi de büyük ölçüde azaltmış oluyoruz. Evet Selin, gerçekten harika bir projeniz var. Harika bir iş yapıyorsun. Çok çok tebrik ediyorum. Şimdi arkadaşlar, son bölümde sizlerden mutlaka bizi dinleyen bir sürü genç girişimci vardır. Ben de başarılı olmak istiyorum, ben de yapmak istiyorum diyorlardır. Belki onlara iletmek istediğiniz mesajlar bulunabilir. Bu yüzden her birinize ayrı ayrı söz verip bu mesajlarla ilgili aktarmak istediklerinizi aktarmanızı rica edeceğim. Müge, istersen seninle başlayalım. Mesajını paylaşırsan çok çok memnun Tabii. olurum. Öncelikle iş fikri olan herkesin bu gençlikte işvara katılmasını öneriyorum. Çünkü bizim iş fikrimiz o aşamadan sonra çok fazla şekillendi. Bir sürü mentorluk aldık. Danışabileceğimiz birçok kişi oldu. O yüzden şu anda aklında iş fikri olan genç girişimciler gençlikte işvara katılmalarını öneriyorum. Sonrasında şunu önerebilirim. Eğer iş fikrini henüz tamamladılarsa bile hatta, bence kesinlikle müşteri olarak hedefledikleri kitleye gitsinler ve her şeyi sorsunlar. Çünkü onlardan gelecek feedbackle biz iş fikirlerimizi yönlendiriyoruz. Eğer sormazlarsa müşteri tarafına maalesef çabalarımız boşa gidiyor. O yüzden ben her zaman konuşmaktan ve feedback almaktan yanayım. Tavsiyem bu olabilir. Müge, çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten projenizin ilk aşamasını hatırlıyorum, eğitim kampına katıldığınız zamanda. Ve şimdi geldiği yeri görüyorum. Gerçekten gurur verici. Elinize, emeğinize sağlık. Zafer, bu konuyla ilgili söz senin şimdi. Ya açıkçası biz Otsimo'da bahsettiğim gibi kendi hikayemizden başladık sorunları çözmeye. O yüzden bizi izleyen gençler varsa onlara söyleyeceğim tek şey, sadece gençler değil yaşlılarda, empati kurma yeteneklerini geliştirmeleri olur. Çünkü empati kurmaya başladığımız zaman çevremizde engellilere, diğer ihtiyacı olan bireylere veya sorun yaşayan insanlara empati kurma yeteneğimizi geliştirdiğimiz zaman aslında o sorunları fark ediyor ve gerçekten var olan sorunları çözmeye başlıyoruz. Öncelikle kendi ailelerine dönüp baksınlar, kendi ailelerine, çevrelerine hangi sorunu çözebilirim? Bu sokağındaki bir mültecinin barınma sorunu da olabilir. Bu bazen işte bir komşusunun özel eğitime ihtiyaç duyan çocuğu da olabilir. Bu bazen gelir adaletsizliği yüzünden eğitime ulaşamayan bir gencin hikayesi de olabilir. Eğer empati kurmayı öncelik haline getirirsek aslında hayatımızda, her yaptığımız iş sadece yeni bir iş kurmak da değil, empati kurabilen bir mimar şehirleri daha ulaşılabilir tasarlayacağından dolayı her yaptığımız iş hem insanların hayatına dokunuyor olacak hem de çok büyük etki yaratıyor ve Türkiye'yi bir adım ileriye taşıyor olacak. O yüzden bizi izleyen gençlere empati kurmalarını öneriyorum ve bu kas aslında bir kas,
bu kası geliştirmek için neler yapabiliriz diye düşünmelerini ve üzerine çalışmalarını. Çok çok teşekkür ederim Zafer. Hemen Berkay sana geçiyorum. Aslında Zafer ve Müge gerçekten çok değerli şeyler söylediler. Onların üstüne ben de birkaç bir şey eklemek istiyorum. Öncelikle benim size verebileceğim bu girişim yoluna girmek isteyen dediğimiz gibi gençler ve orta yaş hiç fark etmez. Yapmanız gereken en önemli şey başarıya ulaşmanızdan önceki en önemli şey aksiyon almak. Yani şu anda Türkiye'de hatta dünyada herkesin bir girişim fikri var. Herkes şunu şöyle bir application olsa, şöyle bir uygulama olsa ne güzel olur, ne kadar çok insan indirir, işte ne güzel sorunlar çözeriz. Bu arkadaş ortamında sürekli konuşulan konular ama bunların aksiyon alınmadığı sürece hiçbir zaman başarıya ulaşılamayacak. Maalesef ki böyle. Burada aksiyon almak, girişime başlamak olarak değerlendirilmesin sadece. Buradaki aksiyon sizin kendinizi o girişime başlamadan önceki eğitme süreciniz de olabilir. O yüzden benim verebileceğim en büyük tavsiye gerçekten aksiyona geçmenizdir. Konfor alanınızdan çıkın. Bu konfor alanı çok klişe bir sözdür girişimcilik ekosisteminde ama gerçekten öyle. Belki de en doğru sözlerden bir tanesi. O yüzden bir fikriniz varsa ekip kurun, insanları anlatın, heyecanlandırın insanları ki siz zaten heyecanlısınız. Heyecanınızı aktarın insanlara. Sonra başlayın o fikre. Kesinlikle bu gençlikte iş vara başvurun bu arada. Ben bu gençlikte iş vara başvurmadan önce, sürece girmeden önceki ve finalden sonraki halimizi düşünüyorum. Gerçekten sıfırdan 100 noktasına gitmek gibi oldu bizim için bu gençlikte iş var. Çok basit bir yarışmadan öte bizim için gerçekten yani sonuna kadar bizimle gelen arkadaşlar, aileler oldular ve yarışmadan sonra da hala görüşmeye devam ettiğimiz insanlar kazandık. O yüzden aksiyon alın, bu gençlikte iş vara başvurun. Süper, çok çok teşekkür ediyorum. Evet Selin'cim, çok hızlı sana geçiyorum. Çok az vaktimiz kaldı. Tamamdır. Ben de Zafer, Müge ve Berkay'a katılıyorum. Özellikle Zafer'in söylediği empati konusu benim için de çok önemli. Girişimcilerin çözüm geliştirdikleri alanı ve buradaki kullanıcıları çok iyi tanımaları ve sürekli sahada doğrulama yapmaları gerekiyor. Pek çok platform var ekosistemin içerisinde. Bunların içerisinden hangisine dahil olacakları noktasında çok iyi bir filtreleme mekanizmaları olması gerekiyor. Çünkü zaman çok kıymetli. Her şeye aynı anda dahil olunca biraz odak sapılabiliyor. Dolayısıyla bana göre önemli olan odaklarını kilitlenip, zamanlarını verimli kullanıp, alanı doğru tanıyıp, sürekli doğrulama yaparak hedeflerine ulaşmaları olur. Ve tutkuyla sarıldıkları bir iş varsa hiçbir hayal kırıklığı kendilerini düşürmesine izin vermesinler. Evet, umarım herkes için keyifli bir panel olmuştur. Selin, sana da çok teşekkür ediyorum. Açıkçası bu gençlikte iş vardaki inancımızın aynı şekilde toplumun her yerine yayılmasını ve işletmelerle startupların arasındaki işbirliğinin de gittikçe daha fazla artmasını diliyorum. Hepinize katılımınız için çok çok teşekkürler. Evet Gizem Hanım, sizi size bırakıyorum. Çok teşekkür ediyoruz bu değerli, keyifli moderasyon için. Bu Gençlikte İş Var paneli de aslında bugün TÜSİAD'ın düzenlediği Dijital Türkiye Konferansı'nın son paneliydi. Burada artık noktalıyoruz ama şunu da paylaşmadan edemeyeceğim. 1970 yılında TÜSİAD ailesi kuruldu. Aslında bu yıl 50. yaşları, 50. doğum günleri ve bu yıla başlarken de bu konferans onlar için ilk konferans. Umut ediyoruz ki gelenekselleşir çünkü Türkiye'nin dijitalleşme macerası aslında yeni değil ama son kulvarda çok hızlandık ve iş dünyasına, iş insanlarına, TÜSİAD gibi büyük köklü kurumlara elbette ki ihtiyaç var. Tüm panelistlere, emeği geçenlere, sponsorlara çok teşekkür ediyoruz ve elbette TÜSİAD ailesine. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.